Ev arkadaşınız, aileniz veya sevgiliniz, sürekli beraber yaşadığınız birisi garip bir davranış sergiliyor. Çok göze batan bir şey değil ama siz bunu fark ediyorsunuz. Evde durumu gözlemlemeye devam ediyorsunuz ve evet, hareketlerinde kesinlikle bir değişiklik var. Akli dengenizden şüphe duymasanız aynı kişi değil diyeceksiniz. Bu durumdan rahatsız olup dışarıya çıkıyorsunuz. Kafanızı dağıtmak için yürümeye karar verdiniz. Fakat yine yanlış bir şeyler var. İnsanların davranışları doğru değil gibi doğal hissettirmiyor. Bakışlarında, yürüyüşlerinde, duruşlarında bir sorun var. Kalabalığın içinde hareket ettikçe rahatsız oluyorsunuz. Ama kaçabilecek bir yerde bulamıyorsunuz. O kadar insanın arasında yalnız olduğunuzu düşünecektiniz belki de. Bu şeylerin insan olmadığına inanmaya da başladınız. Hayır, insanların arasında değilsiniz. Şekil değiştiren, dünya dışı varlıklar tarafından hiç farkına bile varamadan kuşatılmış bir haldesiniz. Piranalarla dolu bir denizin içine düştünüz. Ve oradan çıkmanızın artık bir imkanı yok. San Andreas'taki uzaylı söylentilerinin yeri bende çok ayrıdır. Çünkü daha önce doğrudan kanıtlarla varlığını kendimden emin bir şekilde doğrulayabildiğim bu kadar büyük ve bu denli gerçek başka bir gizem daha yoktur. Yaklaşık 8-9 yıl önce bu yolculuğun çok daha başındayken sizlere sunmuş olduğum bir bölümde elime geçen bütün kanıtları teker teker anlatmış ve takip eden başka video içerikleriyle de uzaylı mitini adım adım kanıtlamıştım. Şimdi ise bütün bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele alıp bunca yıl sonra öğrendiğimiz tüm bilgilerle, bütün açılarla yeniden değerlendirecek ve San Andreas'ın en uçuk gerçeklerinden birisine uzaylıları nihai bir şekilde açıklayacağım. Bu öyle bir konudur ki X-Files bölümlerini aratmayacak kadar gizemli ama sizin gerçeklik algınızı paramparça edecek kadar da ortadadır. Merhaba dostlarım. Ben Serdar. San Andreas gizemleri, uzaylılara hoş geldiniz. Is gonna blow your fucking mind. Uzaylılar söz konusu olunca gizem avcılarının dilinde dolaşan en popüler söylentilerden birisi Aldea Malvada adındaki bir hayalet kasaba ile ilgilidir. Burası yüzyıllar önce terk edilmiş bir yerli köyüdür. Evler kilden yapılmış kulübelerdir ve son derece eskidirler. Kasabaya girmeden önce Aldea Malvada, Lost Pueblo yazan bir tabela görülür. Pueblo şehir anlamına gelir ve tabelada yazılanın böylece kayıp şehir olduğunu anlarız. Dahası ise Aldea Malvada ismi de doğrudan şeytani köy olarak çevrilir. Oyun içindeki görevlerden birisi burada geçer ama başka herhangi bir içeriğin bulunmaması gizem avcılarını burada araştırmalar yapmaya itmiştir. Hayalet kasabada uzaylıların görünebileceği söylenir ve insanlar bunu yıllardır kanıtlamaya çalışırlar. Fakat şu ana kadar somut bir kanıt ortaya konulmamıştır. Ben de bu konuda bu yerde pek çok araştırma yapmış, elimden geldiğince bir şeyler bulmaya çalışmış olsam da hayalet kasaba içinde garip bir duruma rastlamış değilim. Tabii bu sonuç uzaylıların San Andreas içinde bulunmadığı anlamına gelmez. Tam tersine. Oyunun içinde bütün bu büyük şüphelerle yer alan tuhaf bir hayalet kasaba söylentisinin San Andreas içindeki uzaylı başlığının sadece küçük bir parçası olduğunu gösterir. Bu devasa gizemi konuşmaya ise daha yeni başlıyoruz. İsminden de anlaşılacağı gibi üzerine siyah bir kaban giyen, kafasında siyah şapka, boynunda da ABD bayrağı flori olan tuhaf bir ihtiyardır Bay Trenchcoat. Evinin ıssız çölün içinde nerelerde olduğuna dair bir iki ipucu vardır ama kesin kanıt yoktur. Bu şüpheli kişiyi bu kadar önemli yapan ayrıntı ise delilik düzeyindeki sözleridir.
Bu kişi uzaylıların kendisini kaçırdığını, beynine art niyetle cihazlar yerleştirdiklerini, şekil değiştirebildiklerini ama aslında sürüngen biçiminde gezdiklerini, kanlarının yeşil olduğunu, insanın bilincini çalabildiklerini ve anılarını silebildiklerini, çölün üstünde dolaştıklarını ve insanların onları çölün üzerinde dolaşırken ışıklar halinde izleyebildiğini söyler. Bu adam belli ki uzaylılar tarafından kaçırıldığına ve bu dünya dışı varlıkların onun aklıyla oynadığına inanmaktadır. Adamın deli olduğu kanısına varmak, aklı mantığı yerinde herhangi bir insan için çok kolay, çok doğal ve çok hızlı bir süreç olacaktır. Ama ne var ki durum böyle değildir. Oyunun içindeki diğer kanıtlar, Bay Trenchcoat'un haklı olduğunu, sözlerindeki doğruluk payını ve söylediği şeylerde dikkat etmemiz gereken ayrıntılar olduğunu çok açık bir şekilde gösterir. Yaşlı adam olarak adlandıracağımız bu tuhaf NPC de Bay Trenchcoat gibi söylediği sözlerle oyunun sıradan gerçekliğini kırmaktadır. Ama burada çok daha farklı bir durum vardır. Bay Trenchcoat, uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden sözler sarf ederken, yaşlı adam tam tersine beceriksizce kurduğu garip cümlelerle sanki bir insan değilmiş de insan kılığına girmiş bir uzaylıymış izlenimini yaratır. Öne açık bir gömlek giyen ve bir Amerikan yerlisi gibi görünen karakter çöl bölgesinde dolaşır. Söylediği sözlerle tabiat anaya dikkat etmemiz gerektiğinden, bizim inanılmaz bir medeniyet olduğumuzdan ve tükenmek üzere olan bir ırk haline geldiğimizden bahseder. Oyuncu kendisine çarpıp durursa yaşanan bu temasın çiftleşme olup olmadığını sorar. Barış içinde geldiğini iddia eder, sağ eliyle yumruk atıp atmaması gerektiğini sorgular ve bizi vücut sıvılarımızı yani kanımızı akıtmakla tehdit eder. Bu durum her ne kadar şüpheli olsa da somut bir kanıt sunmamaktadır. Ama Bay Trenchcoat'un söyledikleriyle birlikte düşünüldüğünde oyun içinde gizem avcılarını onları umut veren bir teorinin içine sürüklemektedir. Paranoyak kovboy diye adlandırılan başka bir karakterin uzaylı kaçırılmaları hakkında korku içinde söylediği sözler de işin içine girdiğinde artık bu teori bir tesadüf olmaktan çıkar ve bize net bir şekilde bir düzen, bir yapı sunar. Bay Trenchcoat, yerli ihtiyar ve paranoyak kovboy karakterlerinin söylediği şeyler videonun devamında anlattığımız ayrıntılarla birlikte daha tutarlı bir hale gelecek bütüncül bir gerçeğin ayrı parçalarını tanımlayan ifadeler olacaktır. San Andreas'ın sıradan bir oyun olmaktan çıktığını, resmen X-Files gibi doğa dışı varlıklar üzerine temellenen dizleri aratmayacak bir kıvama geldiğini göreceğiz. Anlattığım her bir detay ile, söylediğim her bir cümle ile zaten geçen bölümden itibaren somut bir şekilde ortaya koyduğumuz gizemin bu varlığı şüpheye yer bırakmaz bir halde kanıtlanacaktır. Bu noktadan sonra artık peşinde koştuğumuz bu olağanüstü gizem gittikçe gerçekçi bir hale gelecek, gittikçe somutlaşacaktır. Badlands göreviyle birlikte hikayemize dahil olan The Truth, o noktadan itibaren oyunun sonuna kadar peşimizi bırakmaz. Ama alakası sadece hikaye veya görevlerle ilgili değildir. Bundan çok daha fazlasını da bizlere sunar. Leafy Hollow'da yer alan çiftliğinde yaşar ama CG ile birlikte San Fierro'ya gelir ve burada da görevler vermeye devam eder. Bu görevlerden birinde ise çok gizemli karakterlerden bahseder. Ama bu kişilerin adlarını ağzına almaz, hatta kendilerine bakmamıza bile izin vermeyip tuhaf tuhaf cümleler kurar. WCTR radyo kanalındaki Area 53 adlı programa katılıp çeşitli komplo teorilerini anlatır. UFO'lar ve uzaylılarla doğrudan bir bağı vardır ve ileride vereceği Black Project ile Green Goo görevlerinde de bunu açık bir şekilde görürüz. Ay'a asla gitmediğimizi, Kennedy'nin hala yaşadığını, uzaylıların son 45 yıldır petrol sektörünü yönettiğini söyler. Gizemli kişilerden bahsederken Subdermal Neurophone diye bir aygıttan bahseder. Bu isim de aslında deri altına yerleştirilen bir iletişim cihazı veya vericidir.
Bu da yine uzaylılar tarafından insanların beynine veya bedenine yerleştirilen aygıtlara yapılan bir göndermedir. Turt'un bahsettiği diğer gizemli kişilikler ise oyunun çıkışından biridir geçen 19 yıldan sonra bile hala bir sırdır ve illaki gelecekteki videoların konusu olacaktır. Oyun içindeki en gizemli kişiliklerden birisi de hiç kuşkusuz Mike Toreno adlı bir casustur. İlk olarak Photo Opportunity görevinde gördüğümüz, sonra da Mike Toreno görevinde kendisiyle doğrudan tanıştığımız gizemli karakter, hikayenin devamında da çeşitli gizli kapaklı işlerini bizlere yaptırmayı sürdürecektir. Hangi devlet teşkilatına çalıştığını söylemiyor olsa da CIA adına iş yapıyor olması çok muhtemeldir. Lil Probe In'deki gizemli UFO haritasının ve radyo iletişim aygıtlarının birer kopyası Toreno'nun Tierra Robada'daki evinde de mevcuttur. Görev sinematikleri sırasında tarihin yalanlardan oluştuğunu iddia eder. Çeşitli komplo teorilerinin gerçekliğinden bahseder. Bu sözleriyle de Truth'la bir benzerlik gösterir. Bazı görevlerinde ise bizi farklı kılıklar altına gizlenmiş gerçeklerle baş başa bırakır, oyuncuyu doğrudan uzaylı varlıklarla çatışmaya sokar. Stowaway adlı görevde Toreno bizi bir motorun üzerinde bir uçağın peşinden koşturur. Uçağa bindikten sonra ise bu sefer içerideki casuslarla çarpışırız ama burada ilginç bir durum vardır. Uçaktaki casusların model dosyalarının isimleri MIB olarak başlar. MIB aslında Men in Black, yani siyah giyen adamların kısaltmasıdır. Bu kullanım da devletin dünyadaki uzaylı yaşamı hakkındaki gerçekleri gizlemesi için ajanlar görevlendirdiği hakkındaki bir komplo teorisinin bir parçasıdır. Bu siyah giyen adamların uçaktaki ifadeleri de çok gariptir. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bu her şeyi tehlikeye atıyor. Bu seni ilgilendirmiyor. Geri zekalı memeli hayvan, karbon bazlı şarlatan gibi sözler söylerler. Sanki kendileri bambaşka bir türe mensupmuşçasına. Söylemeleri gereken başka sözler de vardır. Fakat bunlar da artık başka bir videonun konusudur. UFO'lar hakkındaki geçen bölümde de bol bol konuştuğumuz Area 69 içinde, çevresinde veya tepesinde UFO'lar ile uzaylıların görülebildiği söylenen gizli ve yasak bir askeri bölgedir. Oyuncu buraya girmeyi denerse istihbarat teşkilatları ve askeri güçler peşine takılır. Üstünden uçmayı denerse de güdümlü füzelerin hedefi olur. The Truth tarafından verilen Black Project görevinde doğrudan Area 69'un içine sızarız. Görev sırasında Truth çok ilginç ifadeler kullanır. Hükümet için çalışıp çalışmadığımızı kontrol ettiğini söyleyerek Mike Toreno'ya atıfta bulunur. CJ'in Toreno için ne gibi işler yaptığını hiç farkında olup olmadığını sorar. Haritada belirtilmeyen bir yerden bahseder. Gizem avcıları oyun haritasında görünmeyen bu yeri arayıp dururken aslında burası gerçek hayatta da haritalarda görünmeyen Area 51'in oyun içindeki temsili olan Area 69'dur. Zaten görevin devamında buraya gidilecektir. Bir trenin hareket etmek üzere olduğunu belirtir. Bu tren de daha sonra gelen Gringo görevinde yeşil uzaylı sıvısının taşınacağı trendir. Askeri üssün yeraltı laboratuvarlarına inildiğinde pek çok otopsi masası görülebilir. Bu otopsi masalarının arasında bir de levye bulunmaktadır. Bu da Half-Life serisinin ana karakteri Gordon Freeman'a yapılan bir göndermedir. Laboratuvarlarda dolanırken hoparlörlerden yapılan farklı duyurular da işitilebilir. Uzaylı bedeniyle çalışan personel, analiz laboratuvarında çalışan kişi lütfen uzaylı dokusunu yok etsin, uzaylı teknolojisini çalan kişi gibi ifadeler kullanılır. Bu da askeri üste kesinlikle uzaylı bedenleri ve uzaylı teknolojisi üzerinde incelemeler, çalışmalar, deneyler yapıldığını gösterir. Green Goo, yeşil sıvı anlamına gelir ve bu görevde Truth, CJ'in Las Vegas'tan gelen askeri bir trene binip muhafızları aşarak
garip görünüşlü bir nesneyi çalmasını ister. Jetpack ile trene binilip muhafızlar alt edildikten sonra teker teker kutular kırıldığında hedef nesne bulunabilir. Green Goo, metalik bir kafes içindeki koyu renkli bir tüptür ve tüpün de içinde parlayan yeşil bir sıvı bulunur. Nesneden gelen başka dünyacıl garip sesler, uğultular duyulabilir. Nesnenin parçalarının oyun içindeki dosyalar arasındaki isimleri Türkçe'ye uzaylı tüpü, uzaylı sıvısı ve uzaylı camı olarak çevrilir. Görevin sonundaki sinematikte Truth bu nesne için çok önemli sözler söyler. Artık her şeyin değiştiğini ve elinde tuttuğu bu yeşil objeye sıfır yılı, yani milat dendiğini açıklar ama başka bir cevap vermeden oradan ayrılır. Gizem avcıları bu tüpün içindeki materyalin uzaylı kanı, uzaylı larvası ve hatta bir uzaylının özgün biçimi, uzaylının ta kendisi olduğunu bile söylerler. Bay Trenchcoat'un saldırgan bir şekilde oyuncuya attığı yeşil kanlı ucube lafı da bu iddiaları destekler nitelikte. Aynı şekilde tüpün içindeki yeşil sıvı da Bay Trenchcoat'un iddialarını güçlendirir. The Truth'un yine bir radyo programında söylediği "Uzaylılar aramızda yaşıyor ve ben onları ellerimle tuttum" sözü de yine tüm bu anlattıklarımıza kanıt olarak sunulabilir. Truth ve Toreno'nun görevlerine ek olarak Sanrias içinde yer alması gereken başka görevler de vardır. Ama bu görevler oyunun final sürümüne kalamamış, ya geliştirme aşamasında vazgeçilip yarıda bırakılmış ya da olduğu gibi son sürümden çıkarılmıştır. Çöl içinde geçen görevler Desert kod adlı olup sırasına göre numaralandırılır. Desert 10 kodlu Green Goo görevinden sonra gelen Desert 12 oldukça önemlidir. İsminin The Truth is Out There olması gereken bu görevde Truth karakterini askeri güçlerin ve Men in Black, yani siyah giyen adamlar ajanlarının elinden kurtarırız. Oyunun içinde işleme geçirilmeyen dosyalara göre bu görev Bayside tarafında geçmektedir. Oyunun o kısmında neredeyse hiçbir içeriğin bulunmaması da görevin varlığını destekler. The Truth is Out There görevi aynı zamanda uzaylı mitolojisine ağırlıkla kullanan ünlü X-Files dizisinin de ana söylemine gönderme yapar. Yine Desert 12 kodlu bu uzaylı görevinde Bayside kasabasının Men in Black ajanlarıyla kaynadığını oyuna eklenmeyen diyaloglar üzerinden anlarız. Ayrıca bu teşkilatın da federal hükümetin bir parçası olduğu çıkarımını somut detaylarla yapabiliriz. Buna ek olarak Desert 10 olarak kodlanan Green Goo ve Desert 12 olarak kodlanan The Truth is Out There görevleri arasında Desert 11 ismine sahip olması gereken kayıp bir görev de bulunmaktadır. Bu görevin ne olduğunu bilemesek de bu iki uzaylı hikayesinin arasında yer alması bize buradaki içeriğin yine uzaylılarla ilgili olduğunu gösterir. Truth, Toreno'yu tanıdığını ve onun art niyetli bir devlet casusu olduğunu açıkça söylemektedir. Toreno ise Truth hakkında bir şey söylemese de CJ'in çevresine giren herkesi tanıdığını belli etmiştir. Truth karakterini iyi tanıdığı çıkarımını yapmak tutarlı bir hareket olacaktır. İki karakterin arasında düşmancıl bir ilişki, saldırgan bir iletişim vardır ve kayıp görevlerde bu bağın bir işlevinin bulunması da mümkündür. Fakat daha fazla bir çıkarım yapabileceğimiz bir ipucu yoktur elimizde. Aslında Toreno karakterinin oyunun devamında CJ'in çevresinde bulunmaya devam etmesi ve The Spy, yani casus gizeminin de merkezinde bulunması, Truth ile aralarındaki düşmancıl bağın sadece bir arka plan detayı olduğunu söyler bize. Toreno karakterinin tüm bu uzaylı anlatısı içerisinde dış dünyacıl varlıklarla birlikte iş yapmadığı sonucuna varmak da yine tutarlı olacaktır. Çünkü oyuncuyu yolladığı görevler boyunca bu şekil değiştiren Men in Black ajanlarıyla sürekli çatışmaya giriyor oluşumuz, casus dostumuzun, uzaylıların veya komplocuların işlerini sabote etmesiyle açıklanabilir. Stowaway görevinde uzaylıların muhafızlığını yaptığı Toreno'nun uçağı bizi yollayıp uçuşu engellemeye çalışması ve bu uçağın aslında Orta Doğu'daki diktatörlere silah gönderdiğini söylemesi, Truth'un da uzaylı sürüngen varlıkların petrol işini yönettiğini söylemesi,
iki karakterin söylemleri arasında bir tutarlılık sağlar. İki tarafın iddialarının karşılıklı olarak kanıtlanmasına çıkar. Birbirlerinin karşıt taraflarını yer alsalar da bu durum iki karakterin aynı zamanda aslında benzer sonuçlar peşinde gittiğini anlatır bize. Bay Trenchcoat, ihtiyar Amerikan yerlisi ve paranoyak kovboyun söylediği sözlerden, Truth ve Mike Torino'nun verdiği görevlerden ve oynanabilir final versiyonun artık bir parçası olmayan kayıp uzaylı içeriklerinden çıkarabileceğimiz kadarıyla uzaylılar çok açık bir şekilde Sanrias'ın inkar edilemez bir parçasıdırlar. Uzaylı bedenlerinin ve teknolojilerinin incelendiği askeri üste sızarız. Uzaylı yaşam biçimlerini iki elimizin arasında tutarız. Uzaylılar tarafından kaçırılan insanların bildiklerini duyarız, şekil değiştirip insanların arasına sızan uzaylılarla konuşuruz. Hatta onları görürüz, onlardan hakaretler yeriz ve onlarla birebir savaşırız. Onların işlerine karışırız, onların operasyonlarını baltalarız, onların karşısında cephe alırız. Sanrias gizemlerinin önceki bölümünde gördüğümüz gibi sadece onların ışıldayan araçlarının peşinden uçmakla kalmayız, uzaylı varlıklarla somut bir şekilde hem iletişim kurup hem mücadele ederiz. Peki konuştuğum tüm bu kanıtlanmış devasa komplo teorisi bütün olayın tamamı mıdır? Yoksa uzaylıların dünya üzerinde insan denen zavallı varlıklarla kurduğu başka temaslar da mı var? Böylesine yabancıl canlılarla karşılaşıp onlardan etkilenen, onların tanrısal makamlara sahip olduğuna inanan topluluklar hiç yok mudur? Eğer varsalar, böyle tarikatlar Sanrias'ta bulunabilir mi? Bunun cevabı kesinlikle evettir. Çünkü Epsilon tarikatı tam olarak bu tanıma uyan gizemli bir gruptur. Ve Sanrias içinde kapsamlı ve açık bir biçimde yer alırlar. Ama bu da artık başka bir videonun konusu. Sonraki videoda görüşmek üzere. Line 18, hello. Okay, man. I warned you. I've been over to the other side. What are you talking about, buddy? I've been inside. Inside everything. Seen everything. Remember the first time you did mushrooms? There are aliens living in the state. Aliens. And I've held them in my own hand. Everybody, go to the desert. Beg their forgiveness. How do you know all this?